kış aylarının iç ısıtan içecekleri artık birer tabloya dönüştü. Kimse düz kahve içmek istemiyor. Herkes bardağının üzerinde göze de hitap eden içecekler görmek istiyor. Sosyal medyada da en çok izlenen kahve süsleme sanatının tüyolarını sizler için öğrendik. Hem damağa hem göze hitap eden kahveler yapmak için büyük başarılara imza atmış Özkan Yetin yanındayız. Şimdi bizlere çok güzel bir şov yapacak, hem de bu işin sırlarını öğreneceğiz. Tekrar merhabalar Özkan. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sizi sormalısınız. Teşekkür nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Duydum ki bir latte şampiyonluğun varmış. Bu süreç nasıl gelişti, anlatır mısın? Tabii. Yaklaşık 11 yıldır kahve yapıyorum dükkanımıza gelen misafirlerimde. Bu işin şampiyonlarının olduğunu duyduğum zaman çok heyecanlanmıştım. Bu yarışmalara 2008'de katıldım ilk. Türkiye ikincisi olduğumda yıl 2008'di. Daha sonradan 2009'da tekrar katıldım. Yine ikinci oldum. 2011'de Türkiye Barista Şampiyonu oldum bu konuda. Barista Şampiyonası da genel sunum yarışması aslında. Dükkanınıza gelen misafirler sizin espressonuza, cappuccino'nuza ve sizin yarattığınız bir içeceğe bakıyor. Tabii müşteri dediğim hakemler oluyor. Bu yarışmalar nasıl düzenleniyor? Yılda bir kez mi oluyor? Yarışmalar her sene oluyor. Her senenin şampiyonu seçiliyor ve bu şampiyonlar kendi ülkelerini dünya şampiyonlarında temsil ediyorlardı. Ben de Türkiye'yi yaklaşık 5 kere temsil ettim yurt dışında. Bu benim için çok gurur kaynağı. Kaç yarışmacı oluyor? Türkiye şampiyonlarında yaklaşık 20-25 kadar oluyor. Dünya şampiyonlarında 50-55 kadar yarışmacı oluyor her bölümde. 7 farklı yarışma var bu arada. Türk kahvesi, kahve kavurma, kahve tatma, barista, latte art gibi 7 farklı evet kategoride yarışma var. Peki Özkan, kahve süsleme sanatı nedir? Nasıl yapılır? Latte art süt sanatı. Bir kafede görmüşsünüzdür latte içerken üstündeki küçük bir kalp, yanında küçük bir çiçek motifi. Hatta kahve masamıza geldiğinde kıyamıyoruz içmeye. Önce hemen böyle fotoğraf çekip sosyal medyaya atıyoruz. Evet evet, çok moda zaten şu anda. Evet. Popüler bir görsel. Evet. Latte art hem baristanın yeteneğiyle hem bilgisiyle hem tecrübesiyle aslında oluşan bir şey. Ya da biraz da merakıyla. Benim açıkçası öyle oldu. Yani kahve işinden önce grafiker olma hayalim vardı. Daha sonradan abimin dükkanında bu işi yapmaya başladığımda kahvenin üstüne resimler çizmeye başladım. Bu kadar anlatmışken sen, merak ediyorum. İstersen hemen yapmaya başlayalım kahvelerimizi. Tabii, memnuniyetle. Kahvenin acı olmasını veya bir tık daha yumuşak olmasını nasıl ayarlıyorsun? Şimdi kahve öyle rastgele aslında gramajlarla oynanmadan yapılan bir şey değil. Bu dışarıdan aslında kolay gibi gözüken ama zor bir şey, matematiği var. Zor demeyeyim de bilmek gerekiyor aslında. Bilmeden yapıldığı zaman kahve çok sulu olabiliyor. Oran orantı var, çözen ve çözünen var. Burada çözünen kahve, çözen su. Su ve kahve miktarı var. Yani biz atıyorum bir çayı, bir demlik atıyorum, bir bardak çay koyduk ve üstüne 2 litre su koyduk. Çay ne kadar demlenebilir? Çok açık kalır. Ama çok yüksek miktarda çaya su koyduğumuz zaman da çok acı olur. Burada da bir orantı var. Aynısı kahve için de geçerli. Ben burada 20 gram kahveye 20 gram likit alıyorum. Buradaki latteleri de öyle hazırlayacağım. 20 gram kahveye 20 gram likit. Evet, bu espresso için birebir oran deniliyor. Burada sütü buradaki buhar çubuğuyla hacimlendiriyorum. Foam veriyorum. İçine şimdi duyacağınız bir ses var, kissing sound diye, öpücük sesi. Bu sesle beraber içeri küçük baloncuklar atıyorum ve bu sütü hacimlendiriyor. Burada Türkiye'de en çok bilinen ve bize gelen şikayetlerden bir tanesi, latte'lerimiz, sütlü kahvelerimiz soğuk geliyor diyorlar. Ama buradaki soğuk olma durumu aslında sütün ısı değeri. Yani ısısının maksimumda yaklaşık 70-75 derecelerde maksimum olması gereken sıcaklık. Bunun da sebebi sütün yağı ve proteinin çözüldüğü en ideal sıcaklık orası. Çok sıcak kahvelere şeker atma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ama soğuk kahve, yani soğuk sütlü kahve içtiğiniz zaman, ılık sütlü kahve içtiğiniz zaman bu ihtiyacı duymayabilirsiniz. Çünkü burada şeker oranı tam ideal, optimum seviyede oluyor. Biz ona dikkat ediyoruz. Şimdi onu bu tarafa bölüp bardakta
Aslında Özkan kahve deyip de geçmemek gerekiyor. Uzman kişiler tarafından yapılan bir dükkana, bir mekana gittiğinizde daha lezzetli kahveler içebilirsiniz. Son dönemlerde de sıkça görüyoruz, herkes bir kahve dükkanı açma hayali peşinde. Bu konuda ne diyorsun? Dert dert yaptıktan sonra bununla da alakalı yorumlarımı söyleyeceğim peki, size. Peki tamam, bekliyoruz. Burada size başka bir motif göstermiş olayım. Bu da böyle. Bu da çok yanına küçük ayrıntılı. Bir tane daha çiçek. Evet, çiçek olmuş. Bir de mis gibi kokuyor. Yani görsel bir tarafa hem damağa hem göze dediğimiz. Ben bunu nasıl bozacağım şimdi? Bakalım dışarıda içtiğiniz lattelere benziyor mu? Benim tarifimde birazcık latte süt ve kahve dengesinin en optimiz olduğu yer. Yani ne çok süt ne çok kahve. İkisi de birbirine çok güzel karışmış. Sıcaklığı da oldukça iyi. Ne çok çok aşırı sıcak, tam içilebilir gibi. Evet. Özkan, insanların kahve dükkanı ya da mekanlar açmasından bahsetmiştik. Bu konuda ne diyorsun? Herkes bu hayalin peşinde. Evet, Türkiye'de son zamanlarda çok arşivde olan bir istek bu. Her kişi aslında sadece maddi gücüne dayanarak dükkanlar açmak istiyor ama bu işin eğitim tarafını yapmadan ya da bir danışmana danışmadan, danışmanlık almadan yaptığın zaman çok da uzun vadeli olmuyor maalesef. Teşekkür ederim ben sana. Şimdi bir tane daha kahve yapacağız. Onu da ben süslemek istiyorum. Tabii. O yüzden yanına gelebilir miyim? Tamam, tabii ki, buyurun. Gelebilirsiniz. Şimdi o kissing sound dediğim esnada tabii burada bir hem böyle girdaba giriyor süt hem de şu sesi çıkartmak için biraz yüzeyde tutuyoruz. Şimdi bunu böyle hafif çevirin. Şunu. Hı hı. Biraz daha likit hale gelmesi lazım. Biraz yukarıdan, evet, ortalara doğru başlayıp ben en son böyle bir dokunacağım sadece. Tamam. Ortadan başlıyorum. Aynen öyle. Ben şöyle durayım. Biraz bakalım yukarıdan. Şöyle. Güzel bir şekil istiyorum. Kalp istiyorum. Tamam. Şöyle göstermek istiyorum. Bence çok başarılı. Dediği gibi kahveden daha çok böyle bir çiçeğe benzedi. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben vermiş olduğun bilgiler için sana. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok güzel bir sohbetti benim için de. Çok teşekkür ederim. Bizim için de öyle. Kahve süsleme sanatına dair her şeyi kahve şampiyonu Özkan Yetik'ten öğrendik. Son moda devam ediyor.